İnternet standındaki turumuz devam ediyor. Şu an arkamızda enerji sistemiyle ilgili Intel'in geliştirdiği bir network mu diyelim, ağ mı diyelim? Evet, akıllı bir ağ, akıllı bir enerji ağı diye şey yapıyor, intelligent grid diye. Burada şunu esasında görüyoruz, yani şimdi Intel standındayız ve Intel'in farklı alanlarını da görüyoruz. Biz daha önce hep bunları yazmıştık. İnsanlar neyi biliyordu? İşte desktop işlemci, işte yonga seti, yok sunucu şeyleri. Ama işte o arka plandaki o teknolojiyi hiç görmüyorlardı. İşte ev otomasyon, işte enerji verimliliği. Bu da işte enerji verimliliği ile ilgili çok güzel bir örnek. Bu esasında şeyde çok ortaya çıktı. Hani bu Japonya'daki bu felaketten sonra bu Fukushima bir türlü kapatamadılar nükleer reaktörünü. İşte bu tabii Almanlar şimdi bunu bayağı bir şey yaptılar. Bunu kafalarına taktılar. İşte o zaman ne oldu? İşte Almanya'daki şeyler kapanmaya başladı yavaş yavaş. Bu atom reaktörü yavaş yavaş kapanmıyor. Daha çok şey yenilebilir enerji, işte rüzgar enerjisi, işte deniz, güneş enerjisi gibi enerjiler kullandı. Ama tabii ki bu enerjiler kullanınca bunun da yönetilmesi çok önemli. Bu yönetiminde işte Intel kendi çözümüyle gene bir hani esasında bu santrale bir tane PC ekleyip ve bu PC'de işte yazılımlarla bütün bu enerji ağını yönetmeye başlıyor. Hemen şöyle ben de araya gireyim. Rüzgar enerjisi veya güneş enerjisinden elde edilen enerji zaman içerisinde her zaman aynı olmuyor. Yani bir gün elde ettiğiniz enerji yarın aynı gücü elde edemeyebiliyorsunuz. Atom reaktörleri gibidir. Atom reaktörleri işte belli bir zaman aralığında sürekli aynı enerjiyi üretebiliyorlar çünkü atom zenginleştirildiği için. Intel de bu teknoloji sayesinde işte bir yerden eksik gelen enerjiyi güneş enerjisiyle gelen tamamlayabiliyor. Tamamen network ağ kontrolüne dayanıyor. Evet, enerjiyi dediğimiz gibi tamamen kontrol edebiliyor. İşte o da güneş enerjisi azsa ve işte rüzgar çok fazlaysa direkt rüzgara yükleniyor ve bütün enerji ihtiyacını rüzgardan karşılıyor. Ama şöyle de bir şey var. Mesela bir yerde şöyle bir avantaj var. Bir yerde herhangi bir şey olduğu zaman, mesela bir felaket olduğu zaman da direkt burada şeyle bir tane düğmeye basarak da bu enerjiyi anında kesebiliyor. Ve dolayısıyla daha sonraki felaketlere direkt önüne geçmiş oluyor. Sebit 2014'teki turumuz devam ediyor.